Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol. Süremiz 5 dakika Sayın Erol. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Elazığ halkı adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben önce Elazığ'la ilgili genel bir bilgi vermek isterim. Elazığ, Türkiye'nin en milliyetçi ve muhafazakar kentlerinden birisi. Elazığ milliyetçiliğine kafatasçılığından, muhafazakarlığı da radikal bir anlayıştan gelen bir anlayıştan kaynaklı değildir. Elazığ'ın muhafazakarlığı ve milliyetçiliği devletçilikten gelen bir anlayıştır. Ve devlet söz konusu olduğunda Elazığ'da akan sular durur, etnik kökenine, siyasi kimliğine bakılmaksızın herkes devletine sahip çıkar. Şimdi burada genel kurula bu seslenişi yaptıktan sonra AK Parti grubuna seslenmek istiyorum. Elazığ, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar istisnasız ve kesintisiz sürekli AK Parti'ye destek veren bir şehir. Bütün milletvekilleri AK Parti'den seçmişti süreç içerisinde. Şu anda 20 belediyemiz var. Bu 20 belediyenin 15 belediyesi AK Partili, 3'ü Milliyetçi Hareket Partisi, 1'i Saadet Partisi, 1 belde de HDP. Yani Elazığ halkının bugün ben sizden talebim siyasi olarak size verdiği desteğin vefasını ve sonuçlarını geri almak istiyorum. Ben de o ilden seçilmiş bir milletvekili olarak Elazığ halkının isteklerini, taleplerini, beklentilerini AK Parti'den geri alarak sizin o kente sahip çıkmanızla ilgili beklenti içinde olduğumuzu ve Elazığ halkının beklenti içinde olduğunu söylemek isterim. Çünkü bakın 18 yıl içerisinde Elazığ'ın çevresindeki bütün illerden bakan çıkmıştır. Bingöl'den, Diyarbakır'dan, Sivas'tan, Malatya'dan, Maraş'tan, Antep'ten, bütün illerde. 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde bakan verilmeyen tek il Elazığ'dır. Şimdi geldik 24 Ocak depreminden sonraki süreçle ilgili Elazığ halkının beklentilerine, sorunlarının çözülmesiyle ilgili talepler. Bakın sayın milletvekilleri, 24 Ocak günü Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası devlet Elazığ'daydı. Ve kriz doğru yönetildi. Vatandaşın oradaki krize yönelik anlık beklentileri, talepleri müdahale olarak doğru müdahale edildi ve çözüldü. Bu devlet aklıydı. Çünkü niye? Orada yalnızca hükümet yoktu. Orada Cumhurbaşkanı vardı, bakanlar vardı, hükümet vardı, siyasi partiler vardı. Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeler vardı, kamu kuruluşları vardı, sivil toplum örgütleri vardı. Devlet budur. Ve Türkiye'nin 81 ilinin 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı vardı. Devlet oradaydı. Şu anda ihtiyacımız olan ne? Elazığ'ın ihtiyacı olan hükümetin siyasi iradesine ihtiyacı var. Nedir bu? Sorunlarının çözümü. Neyle ilgili sorunlarının çözümü? Depremden kaynaklı hak kayıplarının, mal kayıplarının sorununun çözümüyle ilgili beklenti. Bakın şimdi bir kanun teklifi geldi. Biz daha ilk gün burada bir araştırma önergesi vererek Elazığ depremiyle ilgili sürecin takip edilmesi, sorunların tespitiyle ilgili beklentileri, talepleri neler olabileceği konusunda bir araştırma önergesi verdik ve bir komisyon kurulmasını talep ettik. Ve örnek verdik. Ne dedik? Dedik ki 7269 sayılı afet kapsamında olabilecek deprem, sel, yangın, zelzele aklınıza ne gelirse bunlarla ilgili hazırlanan kanun 1959 yılında hazırlanmış. 1959 yılında hazırlanan bu kanun bugün ne Elazığ'ın ne de bu afetleri yaşayan başka bir kentin ihtiyaçlarına karşılık verecek içerikte değildir diye. Erzincan depreminde hükümet bunu yapmış. Ne yapmış? Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel afete maruz bölge ilan etmişler. Sonra 3838 sayılı ek kanun maddelerini çıkararak Erzincan'ın, Gümüşhane'nin ve Tunceli'nin kapsam içerisine alınarak sorunların çözümüyle ilgili geçici kanunlar koyulmuş. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 1959 yılındaki kanunlara göre Elazığ'ın sorunlarını çözmek değil, orada insanlarımızın, yurttaşlarımızın, fakirin, fukaranın, yetimin hakkını gasp edecek işlemler yapılmakta. Nedir bunlar? Bakın, elektrik işletmesi kimindi? Devletindi değil mi? Türkiye'deki en büyük barajlardan birisi Keban Barajı'dır. Elektrik üretimi yapar. Keban Barajı nerededir? Elazığ'dadır. Peki siz şimdi bu halkın milli serveti olan
işletmeyi özelleştireceksiniz. Bir deprem olmuş, vatandaşın mağduriyeti var. Elektrik parasını şirkete ödemeyi garanti haline getireceksiniz. Bir yıl ertelemek çözüm değil ki, çözüm değil ki. Erteledin de bir yıl sonra vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Sen faizini istediğin kadar öde. Vatandaş nasıl ödeyecek? Bu gibi durumlarda faizleri devlet üstlenmemeli. Bu gibi... Tamamlayın. İşletme sahipleri kesinlikle o bölgede yaşayan insanlardan ne elektrik ne de doğalgaz parası almamalı. Bunu değiştirme gücünüz var mı şu anda? Yok. Ama benim bir önerim var. AK Parti Grup Başkan Vekiline sesleniyorum. Sayın Başkan, en azından bir yıl erteleme varsa bile, Sayın Komisyon Başkanı'na da bunu iletmek isterim. En azından KDV'sini ve vergilerini muaf tutun. Yani sonuçta bunu devlet alacak. E siz bir tarafta vatandaşın mağduriyeti var diye erteleme getiriyorsanız o fatura üzerinden KDV ve vergi almayın. En azından vatandaşın lehine gelişecek bir sonuç olsun. Ve buradan Elazığ depremin sonuçları ile ilgili vatandaşın bana sorduğu ama benim cevap veremedim. Yani bunu özellikle AK Parti Grup Başkan Vekiline ve AK Parti grubundaki tüm milletvekillerine soruyorum. Bunun cevabını içinizden bir kişi verebilirse ben bir daha Elazığ depreminin sonuçları ile ilgili bu kürsüde konuşma yapmayacağım. Çünkü ben veremedim. Sayın Başkanım bir dakika daha rica edebilir miyim? Devam ediyorsunuz, buyurun. Bakın, şimdi ben 30 gün boyunca Elazığ depreminde günde... Buyurun, devam. Yalnızca ben değil, ilin 5 milletvekili, belediye başkanları, vali, hepimiz sokak sokak gezerek devletin büyüklüğünü, devletin fakir fukarayı çaresiz bırakmayacağını ve vatandaşın da devlete olan güveninden asla şüpheye düşmemesini söyledik. Şimdi vatandaşın birisi, Sayın Grup Başkan Vekili dinler misiniz beni? Vatandaşın birisi beni bir gün yakaladı, sordu. Dedi ki ben evimi alırken banka kredisi kullandım. Şu anda borçluyum bankaya. Benim evim yıkıldı. Devlet bana ev yapacak. Beni bu sefer TOKİ'ye de borçlandıracak. Yani bir ev için ben iki kredi ödeyeceğim. Bir, kredi alıp yıkılan evim için bir kredi ödüyorum, devam edecek. İki, devlet bana yeni bir ev yapacak ve bunu da kredilendirilecek, ben bunun da kredisini ödeyeceğim. Bir eve iki kredi. İşte sorun. Bunun çözümünü bana bir söyleyin. Hem AKP grubunda, AK Parti grubundaki tüm milletvekillerine soruyorum. Hem komisyon başkanımıza soruyorum. Hem de AK Parti grup başkan vekiline soruyorum. Elazığ halkının beklentilerine cevap vermek için elinizi vicdanınıza koyarak, siyasi iradenize göre değil, insan... Selamlayın.